Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Can Akgün. Çakmak gazının nasıl doldurulacağı tavsiye etmiyorum. Doğal olarak tütün ve tütün ürünleri sağlığa çok ciddi anlamda zararlı olsalar da atölyelerde illaki çakmak kullanmak zorunda kalıyoruz. Ben de atölyelerinizde kullandığınızı umarak bunu anlatmak istiyorum. Umarım sadece ve sadece üretmek için kullanıyorsunuzdur. İyi izlemeler, iyi eğlenceler. Evet, aslına bakarsanız çakmak gazı doldurmak çok çok komplike bir operasyon değil. Ancak belli başlı dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var. Birincisi, çakmağınızın doldurulabilir olduğundan emin olun. Bazı çakmakların alt tarafında doldurmaya uygun bir alan yok ama bir çıkıntı var. Oradan dolduramıyorsunuz maalesef. Videoda görüldüğü gibi bir sistem olması gerekiyor. Yine birkaç örneğini göstererek devam ediyorum ki bu öyle mi böyle mi demeyin. İçinde zaten yayı görürsünüz. Genellikle yaylı bir mekanizma oluyor. Yapmanız gereken tam dik bir şekilde çakmak gazı kutusunu o noktaya denk getirip hızlıca, sertçe bastırarak çakmak gazının çakmağın içerisine akmasını sağlamak. Burada eğer çok fazla dışarıya gaz sızıyorsa hızlıca elinizdeki işi bırakın. Bir camı açın, içerisi bir hava alsın. Teknik olarak zararlı kimyasallar bu gazlar. O yüzden olabildiğince solumamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ufak tefek sızmalar olabilir. Bunlar çok endişe edilecek şeyler değil ama dediğim gibi ciddi miktarda bir sızma varsa tekrar deneyene kadar en azından ortamı bir havalandırmanızda fayda var. Umarım ihtiyacı olan insanlar için faydalı bir bilgi olmuştur. Görüşmek dileğiyle.